Yine heyecanlı. Action, dolu. da 12. değil mi Evrim'in? 13. 13 olacak. 13. Evet. 13. Bu haftanın Bu hafta. etkisi böyle oluyor herhalde. Valla Evrim burada tek yapması gereken attın. Oradan sekti gitti. Daha Adem'e değdi Değil yan. Şöyle yaparak yanına Çok pardon. Yanına Özür bilerek yapmadım. Abi pardon. Vallahi bilerek yapmadım. gerçekten de bilerek ee, yapmadın. Tabii ki. Aynen. Ama bilmiyorum tabii. Akşam seyredeceğiz de. Yok bak şey bilerek yapsa değil. da oraya dönüyor onu gidiyor. helal olsun bütün oyunları kazanması lazım Bilindisi helal olsun Onu <laughs> demiyorum bak bir atışı gösterebilir miyiz? Evrim'in atışını bak. Arkasına atışı yapıyor Adem'e çarptıktan sonra arkasını dönüyor devam ediyor. Hani orada gideceği bak. yer Adem'in yanı olmalı Anıl'la yani. Adem'in yanı. Hani giderken de öyle bir korkma da yok. Bak çok hakikaten dikkat edici bak atıyor. Hani o şey giderken hani eyvah çarpacak gibi bir his hani insan dolu eyvah ya, bence çarpacak. Bence çarpmasından gayet hoşnut gibi bakışı sırtını döner. O yani. kadar da demeyeceğim ama hani onu da, evet, vermiyor. da vermiyor, tepkiyi de vermiyor. Ben burada Sema'nın lafını anlamadım. Mahvettin Evrim ne demek? Niye mı ki? demek istiyor acaba? Hani hiçbir şey yok. Sakin sakin oynuyorlar belki. Bilmiyoruz şu anda. Yani Akşam seyredeceğiz evrim de. evrim ne demekmiş? Hayır, o canını şey acıttın ama... demek istedi Aa, bence orada. Hayır, hayır, bunu hayır ama mu demek bir şey var mı ki? Yani çeviriyorum. O, i̇zlemek lazım. <laughs> hemen söylüyor işte orada. Ne yapıyorsun Evrim? Oranın lafı. Ya lafıdır. da canını acıttın. Bir yerine bir şey olabilirdi. Ne yaptın diye direkt bunu aslında sorarsın ama belki hani o anlık refleksle yanlış bir kelime çıkmış ağzından diye düşünüyorum. Yoksa orada bir art niyet ya da başka bir mana aramadım yok. ben şahsen. Ben anlamadım, kelimeyi anlamadım. Kelimeyi şey, programı izlemek, izlemek lazım. lazım. Kesinlikle. Aynen. Buradan yorum yapmak e, sakınca olacağını düşünüyorum. Başını izlemek lazım. Ama Evrim'in e, psikolojisinin iyi olmadığını düşünüyorum. Yani Aynen. biraz moralinin bozuk olduğunu e, üst üste gelen bu mağlubiyetler. Malibiyet. Kendisinin sayı kazanamaması hani 13. potaya çıkması e, belki ona e, bir sıkıntı vermiş olabilir. Bu da onun göstergesi ama ee, i̇nşallah en kısa zamanda Peki ben olayları. Kemal abi sana bir soru sormak istiyorum Evet abicim Dünkü konuya gelecek ha, olursak Dünkü konuyla, yani, <laughs> dünkü konuyla bağlantılı Heh. Atakan diyor ya biz bugün 6. dokunulmazlığı Vermeyeceğiz evet. onların nefeslerini Keseceğiz derken bu iddialı Konuşmayı nasıl değerlendirirsin Ben hani, Evrim'in konseyde yaptığı O konuşmanın çok yanlış olduğunu Dile getirmiştin ya Burada da oynanmamış bir oyun üstüne bu kadar iddialı Konuşma biz sana oyun vermeyeceğiz Biz kazanacağız nefeslerini Evrim keseceğiz. ne demişti Evimde demiştik ki biz 6 tane dokunulmazlığı alırsak karşı taraf nasıl girecek potaya Beş 5 tanesini alırsak 5 5 0 kazanırsak e, karşı takım nasıl potaya girecek diye Acun Bey'e soru sormuştu. Kemal abi de bu durumun çok yanlış olduğunu, evet. böyle bir cümle kullanmaması gerektiğini. gerektiğini. Şöyle söylemiştim <laughs> hatta. E, bu söyleyem yanlış ama belki de takımına e, bir moral motivasyon olarak yapıyor yani biz bunları kazanacağız gibi görüntüde vermiş olabilir dedim. Ama Atakan'ın konuşması da şöyle gene takıma moral motivasyon olarak verilen bir konuşma ama ne kadar doğru ne kadar yanlış onu akşam göreceğiz tabii ki. Bence doğru. Ya yani bence bu de, artık... konuşmada bir şey yok. Hayır sen o zaman dün keskin konuşmuşsun Kemal abi. Şimdi böyle birazcık orta Hayır hayır. Şey ke gibi oldu hayır kesinlikle dönüş. değil. Ben söylediğimin gene arkasındayım. Diyorum ki Evrim'in konuşması 5-0'ı bunu söyleyemezsin. Bu rakibini hırslandırır. Bu rakibini küçümsemedir. Bu kendine özgüvendir. Dün yani söylediğim şey, futbol buydu. Futbol maçında yani... pota koyalım demek gibi bir şey değil mi futbol maçında pota koyalım. Ya, bayağı Bahket pota diye de zaten. Rakibim biz 5-0 yeneceğiz. Maça çıkmadan evvel. Bu söylem yanlış. Atakan'ın söylemin de normalinde yanlış ama diyorum ya kendi takımına moral motivasyon. Dün için içinde söyledim. Belki de moral motivasyon için bunu yapıyor. Ama sıkıntı var dedim bu kelimeden. Atakan'ın söylemi de sıkıntı. Benim için. Meydan bu... okumamalı yani. yani Okuma kesinlikle. Evrim'in dediğinden kesinlikle. Survivor'da bugüne kadar iki ya da üç defa belki görmüşsündür. Ama Atakan'ın dediğinin aynısını en az 100 tamam, kişi söylemiş. Ama aynısı aslında Benim bir benzer, benzer bir durum var şurada. O Şöyle onu... anlatırım. Kemal Aa, abi dün söylediğim. Öteki, dün öteki başka bir şey ama. Dün Kemal abinin Dün oyun söylediği, bak. oyun oynanmamış, böyle bir şeyi öngörerek nasıl böyle bir cümle kullanılır bence çok yanlış dedi. Evet. Ben de dedim ki onun üstüne, oynanmayan maçlar için biz sizi bugün yeneceğiz deyip kaç kere meydan okundu. Bütün yarışmacılar aynı şeyi Ona ne dedi Kemal abi peki? Kemal bu, abi bunu, o zaman da bunu, bunu, bununla ilgili dedim ki bu bu konuşmanın hatırlamıyorum ama şunu söylemi söylediğini çok iyi hatırlıyorum. <laughs> Evrim kendi takımlarını hırslandırmak için yapmış olabilir bu dedim. Ama rakibe daha fazla hırs verdim. Atakan'ın olayında da şu var. Aslında aynı şey. Değil. Bak Atakan'ın evriminki farklı. Atakan biraz daha olayı abarttı. Niye? Senin elinde dona olması lazım. Bir şeyi savunabilmen için, bir şeyi <laughs> konuşabilmen için. Atakan'ın elinde donu yok ki. 5-0 mağlubiyetim var diyorsun ki biz bugün sizi yeneceğiz. Neye dayanarak Hiçbir ben ben oynarak. bu konuşmaları seviyorum. Hani yanlış bulunur ya da doğru bulunur bilmiyorum. Herkese göre değişir ama ben bu konuşmaları karşı tarafa bir meydan okumayı gerçekten yerinde buluyorum. Karşı tarafa yap, yapılan bir şekilde stratejik bir şey baskı bence. Yılan ne oldu? Müzik çalıyor. Oldu. İşte e, şimdi tartışma demeyeyim de hani böyle kararlıtın konuşması. Reklamdan konuşma sonra önce, aynen ya reklamdan evet, sonra, evet, sonra kaldı? Bir konuşalım. Çok güzel başladı. Kararlıtın herhalde <laughs> müthiş bir pazar günü oluyor. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok güzel başladık. Hararetli başladık. Akşam ipuçlarını tekrar izleyelim istiyorum. Çünkü konuşacağımız daha çok detay evet, vardı evet. orada. Şimdi akşam ipuçları tekrar geliyor. Şimdi Evrim ve Seday biraz önce konuştuk reklamlara gitmeden önce. Sude ve Evrim arasında neler oluyor? Neler akşim oluyor bize bilmiyorum. Baktım şimdi takipleşiyorlar. İyi başlamış her şey. Hikaye güzel başlamış ama Survivor böyle. Şimdi ikisi de adada diyor ki Allah'ım şu an keşke bir telefon bulsam da sadece Evrim'i takipten çıkıp ya da Sude'yi takipten çıkıp. Bence hatırlamıyorlardır diye yani. ya. Hatırlamıyorlardır şu an onun farkında no, bir şey. katılıyorum hatırlıyorum sana? Akıllarına bile gelmiyordur. Ya yok hepsi. Zaten hiç... kaç Anı, oldu Anı, onu Anı merak ediyorlardır. O olabilir, olabilir. <laughs> bak o olabilir o da mantıklı. Neyi ne yapacağım? Ne, Takipçim kaç oldu onu ha, merak ediyorlardır. Anonun konuşmasını dün dinlemediniz mi? Yani hangi zamandayız kaçıncı haftadayız onu takip edemiyoruz diyor. Onu düşünemeyen bir insan onu hiç düşünemez. Ya hayır şey olarak söylüyorum hani biraz tabii ki mübalağa ederek söyledim ama demek ki bir şeyler iyi başlamış. Tı tabii tı. Ki. tı. Niye buraya geldi mesela onu anlamadım. Halbuki Sude'nin ilk olaylarında e, evrim aslında bir şekilde başroldeydi. Kötü de başlayabilirdi. Sonrasında bir iyi, iyi oldular ama şu an böyle başlayacak bir e, bana şu olay diyeceğiniz bir şey yok mesela. Neden böyle oldular? Anlamadım ben. Göreceğiz neyse Nisan'ın yılın belki olayı. Belki potadan dolayı olabilir zaten en başından beri anlaşamıyorlardı. Seda Sude Yağmur vardı karşılarında evrim vardı sürekli evrimi göndermeye çalışıyorlardı. E, bu durumda artık evrimin de her şeyi kucak açmasını bekleyemeyiz. Karşı takıma geçse de e, aynı takımda Seda'yla kalsa da bir şekilde anlaşmaya çalışıyorlar ama içten içe evrimi rahatsız eden durumlar var. O da öcünü almak istiyor. E Sude karşı taraftan bir şey söylediğini artık ayrı takımda oldukları için daha rahat Bence böyle tartışabiliyorlar ya da bir şey söylediğinde e, hata olduğunu düşündüyse onun altını çizmeye çalışıyor. Ama ben Sude'nin yorumlarını genellikle yerinde buluyorum. E, evrim'i çok gergin görüyorum bu sıralar. İşte mesela bugünkü izlediğimiz bu e, ipuçlarında da yani Evrim çok gergin. Bence 13. potası olduğu için de olabilir. Belki eleneceğini hissediyor. Çünkü çok güçlü bir pota. Yani karşı taraftan kimsenin gelemeyeceğini düşünürsen de gelse bile karşı taraftan kimsenin elenmeyeceği bence Evrim tahmin edebilir. Onun dışında da e, güçlü bir potada belki yolun sonuna geldiğini hissediyor da olabilir. Yani bir sürü ihtimaller var ama e, ben Sude'nin duruşunu gerçekten beğeniyorum. Güzel gidiyorsun. Performans olarak da çok güzel devam ediyor. Ben performans olarak da. beğeniyorum ama konuşma tarzını beğenmiyorum. E, bazen e, çok üst perdeden konuşuyor. Bunu 3,5 4 ay için söylüyorum. Genel olarak söylüyorum. Sizin dünkü konuşma için değil. Genel olarak söylüyorum. Çok üst perdeden konuşuyor. Yani Bermuda Şeytan Üçgeni zamanları. Evet, zamanları. aynen öyle. O zamanlardan ve hep e, evrimi evrimim Evrim sanki buraya niye gelmiş? Arkadaş bunun kararını verecek olan sen değilsin ki. Bunun kararını verecek Adımdı. şey edeyim. demedi ya. Dedim Onu ona getittirdi. Bu benim yorumum bu. Aha. Bu sadece benim yorumum. Söylemlerin, konuşmaları. Şimdi dün diyor ki bu bu akşam izleyeceğimizde ee, karakter sadece diyor konuşmakla olmuyor diyor. Hı hı. Bazen konuşmak da bir karakterdir. Senin üslubunu belirli eder. Karakterini belli eder. Evet davranışlar önemlidir ama konuşulma üslubunda senin bir karakterini belli eder. E ben evrimin bu, bu kadar evet yanlışları var itiraz etmiyorum ama bu kadar küçümsenecek bu kadar e, hani üst perdeden konuşulacak bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ben merak sudeye şunu soruyorum. 13 potaya sen çıksaydın da senin ne yapacağını görseydik. Ben Kemal abi senin kadar keskin düşünemem. Ha, dünkü Kesinlikle. bölümü izlediğimizde Sude'nin itirazı vardı o konuya geleceğiz. O konuda ben evet. eleştirebilirim. Ama evet. ben Sude'nin en ufak bir cümle kullandığında ya da takımı savunacak bir şey dediğinde hep böyle onun üstüne gitmeye çalışıyorlar. Bak Hikmet için dedi ki Hikmet konuşmayalım lütfen hani motivasyonumuzu bozmayalım tadında bir şey dedi. Hikmet döndü sana da girmeyeyim Sude dedi. Bir, evet. Ya Sude bir yorum yapıyor, arkasına atıyorum Evrim bir şey söylüyor, o başka bir şey söylüyor. Yani herkes dişini geçirebileceği insana yüklenmeye çalışıyor. Neden Sude? Ben de bunu sorguluyorum. Sude hakaret mi etti? Ya da bir başkası gibi bu kadar üst perdeden mi konuştu? Konuşmadı. Performansı iyi olan bir yarışmacı. Şu anda da çok iyi gittiğini düşünüyorum. Sema, Seda, Sude olduğu zaman bile aynı takımda olduklarında mesela ben Sude'nin Seda'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bak takımlar değişti. Sude orada parlayan bir isim olacak dedim. Şu anda da parla, parlayan bir isim Performans için bir şey söylemedim Açıklamalarını konuşma, konuşma tarzı, tarzı için söyledim. Ya... Anlaşabileceğim birisi ben e, şu an Sude'yi alırım.